Merhaba arkadaşlar. Hız yayınlarının denemesinin ikinci kısmını anlatıyorum. 11. soru şöyle. Aşılar etkinliklerinin kaybolmaması için uygun sıcaklıklarda saklanmalıdırlar. Aşağıdaki tabloda iki çeşit aşının saklanabileceği en düşük ve en yüksek sıcaklıklardan bazıları verilmiştir tabloyu görüyoruz. Bu aşıların Celsius cinsinden saklanabileceği sıcaklık değerleri birer tam sayıdır ve saklanabilecekleri iki ortak sıcaklık değeri vardır. İki tane ortak sıcaklık değeri varmış. Burası önemli. Buna göre ikinci aşının Celsius cinsinden saklanabileceği sıcaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir sayı doğrusunda gösterelim şöyle alalım. Şimdi eksi 8 var en küçük. Eksi 8'i alalım. Sonra eksi 4 var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sonra 0 diyelim. Sonra artı 4 var. Onu da şuraya yazalım. Şöyle verilen sıcaklıkları sayı doğrusunda gösterdim. Buna göre diyor ikinci aşının Celsius cinsinden saklanabileceği sıcaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor ya. Benim şıklardan bir gitmem gerekiyor. A şıkkına bakalım. Eksi 7. Eksi 7 şurada olsun arkadaşlar. Şimdi e, burayı belirledim. Birinci aşımız eksi 4 ile artı 4 derece arasında. Yani bakın şu aralıkta saklanabiliyor birinci aşı. Doğru mu? Peki Bunların bir de iki ortak sıcaklık değeri var. Şöyle alsam arkadaşlar. Mesela eksi 3 olsa bunun diğer sıcaklığı örneğin. Eksi 8 ile eksi 3 arasında olsa ikinci aşıda. İki tane ortak değeri oluyor değil mi? Biri eksi 4 oluyor. Birisi de eksi 3 oluyor. Eksi 7 aldığımda. Bu aralıkta mı eksi 7? Evet bu aralıkta oluyor. Yani eksi 7 derecede saklanabiliyor. A'yı eledim arkadaşlar. B'ye bakalım eksi 5. Şurada olsun eksi 5'te. Şimdi yine ben e, diğer sınırını yani en yüksek sıcaklığını eksi 3 diye alırsam arkadaşlar. Şöyle eksi 5 eksi 8 de eksi 3 aralığında mı? Evet bu da olabilir. Ve yine birinci aşıyla da iki ortak bakın sıcaklık değeri var. 1 eksi 4 1 eksi 3 oluyor. B şıkkında eledim. C şıkkına bakalım. Eksi 3 olursa arkadaşlar yine gördüğünüz gibi iki tane ortak hem eksi 4 hem eksi 3 iki ortak derece var. Hem de eksi 3 de bu derece yani eksi 8 ile eksi 3 aralığındadır ve olabilir arkadaşlar. Eksi 1'e bakalım. Şuraya koyalım eksi 1'i de. Şimdi eksi 1 arkadaşlar diyelim ki eksi 8 ile eksi 1 arasında diyelim. O zaman birinci aşıyla Bakın eksi 4 ortak, eksi 3 ortak, eksi 2 ortak oluyor. Değil mi? Eksi, e, eksi 1 ortak oluyor. 4 tane ortak noktası var. Ama 2 tane ortak olacaktı. Eksi 1 olmuyor demek ki diyoruz. Cevap değişiklidir diyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde çöze, çözülüyor. Gelelim şimdi 12. sorumuza. 12. soru şu şekilde. Ahmet aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki 4 çubuktan bir çerçeve yapacaktır. Bu iş için her bir çubuğu çerçevenin bir kenarını oluşturacak şekilde kesip yapıştırıyor ve arkadaşlar bakın fotoğraf konulan kısmı kare biçimde oluşan şekildeki çerçeveyi oluşturuyor şu kenarları kare şeklinde olacak ve bir kenara 60 santim demek ki bütün çubuklardan 60'ar er santim almış doğru mu arkadaşlar kare oluşturabilmesi için tamam Ahmet çerçeveyi yaptıktan sonra birinci çubuğun tamamını kullandığını he birinci çubuğun tamamı kullanılıyor. Birinci çubuk nerede? Şurada. Bunun tamamı kullanıldıysa bir kenarı 60 cm ise o zaman demek ki birinci çubuğun boyu 60 santimetre diyebiliriz. Tamam. Diğerlerinden de 60 kullanacak değil mi o zaman? Şöyle gösterelim. Çünkü bütün kenarları 60'ar santim. Şurada 60, şurada 60, şurası da 60. 60 olacak. Devam ediyorum. İkinci çubuğun 1 bölü 5'inin, 3. çubuğun 1 bölü 4'ünün ve dördüncü çubuğun ise 1 bölü 2'sinin arttığı görülüyor. Buna göre artan çubuk parçalarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar şöyle ikinci çubuğu alayım mesela ikinci çubuk diyelim. Şöyle göstereyim. Şimdi diyor ki ikinci çubuğun 1 bölü 5'i artıyormuş. Yani bu ne demektir? Tamamı 5 parça. Doğru mu? Şurası kullanıldı zaten, atmıştı. Tamamı 5 beş parça, 5x beş diyelim ve bir parçası artıyor. Yani şurası artan kısım olsun. x olsun. Artıyor. Arkadaşlar tamamı 5 ise o zaman x'i artıyorsa şuraya da 4x kalmaz mı? Tamamı 5x, x'i artıyor. Şurası o zaman 4x diyoruz. Demek ki 4x 60'a eşitmiş. O zaman x nedir arkadaşlar? 15 santimetredir diyoruz. X neydi? Şurada artan kısımdı. Demek ki 15 santimetre artıyor. İkinci çubuktan. Şimdi arkadaşlar üçüncü çubuğa bakalım. Üçüncü çubuk. Üçüncü çubuğun da 1 bölü 4'e artıyordu. Şöyle çiziyorum çubuğu. Şurasının 60 olduğunu biliyorum. Çünkü 60 kullanılan. Şurası artan arkadaşlar. 1 bölü 4'e artmış. Bu ne demektir? Tamamı 4 parça. Yani 4A. Bir parçası artmış. Şurası bir parça yani A. Artan kısım A'ymış arkadaşlar. Peki a arttıysa tamamı da 4 a ise şuraya 3 a kalmıyor mu? Evet 3 a a daha 4 a. Demek ki bu 3 a'lık kısım 60'a mı eşitmiş? 3'e böldüğümde her iki tarafı da 60 bölü 3'ten 20 mi çıkıyor arkadaşlar? Demek ki 3. çubuktan da 20 cm artıyor. Doğru mu? Evet şimdi de 4. çubuğa gelelim Şöyle göstereyim Onu da aşağıya çizelim Şurada çok karışacak diye düşündüm Şöyle arkadaşlar Şurası 60 kullanılan Artan da şurası Doğru mu Hemen bakıyorum onun da 1 bölü 2'si artmış Demek ki yarısıymış arkadaşlar Yani şurası 60'sa O zaman Şurası da 60 1 bölü 2'si olduğuna göre Burası artıyor diyelim. Artan çubukların uzunlukları toplamını soruyor. Şuradan 15 arttı. Bir, ikinci çubuktan birinciden hiç artan olmadı. İkinciden 15 santimetre arttı. üçüncüden de 20 santimetre arttı. Ve dördüncüden de arkadaşlar 60 santimetre arttı. 80-95 santimetre toplam artan uzunluk diyoruz. Yani cevap B şıkkıdır. Gelelim şimdi 13. sorumuza. Aşağıda bir işlemin modellenmesi verilmiştir. Bu modelleme kullanarak aşağıdaki eşitlik elde ediliyor. Buna göre a'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi burada neymiş? Bakın x, y var, z var. Z x ile y'nin farkını çarpımıymış arkadaşlar. Doğru mu? Farkıyla çarpılıyormuş. Tamam. Şu iki ifade birbirine eşitse a'yı soruyor bize. O zaman şuradaki z dediğim şey burada 3 yazıyorum. Z çarpım durumunda x yukarıdaki yani a eksi aşağıdaki neymiş 2 x eksi y diyor ya eşitmiş arkadaşlar. Z dediğim yer şurası yani burası 1 çarpı parantezi açtım. X dediği yer yukarısı yani 2a eksi y dediğim şeyde eksi 2'ymiş arkadaşlar. Bakın eksi 2 gördünüz mü bunlar? Eksi eksi yan yana geldi. Orayı bir gösterelim o zaman. A eksi 2 eşittir. 1 ile çarpmak etkisiz elemandır. Şurası 2 tane eksi olduğu için 2A artı 2 olur. Doğru mu arkadaşlar? Buraya dikkat. Birçok arkadaş burada hata yapmış. Peki ne yapalım? Şurayı çarpalım. Parantezden kurtaralım. 3A eksi 6 eşittir. 2A artı. 2 olur. Peki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2a'yı bunun yanına x 6'yı da bunun yanına atalım. 3a'nın yanına 2a eksi 2a olarak gelir. 2'nin yanına x 6 da artı 6 olarak gelir. 3a'dan 2a çıkarsa a. 2 6 daha 8 a'yı 8 olarak bulduk. Cevap c şıkkıdır diyoruz. Şimdi de 14. sorumuza gelelim. Aşağıdaki haritada Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerin Kasım ayına ait hava sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Haritada sıcaklıkları verilen iki ilin Kasım ayındaki Celsius cinsinden hava sıcaklık ortalamalarının farkı hesaplanıyor. Bakın farkı hesaplanıyormuş. Evet, buna göre hesaplanan sonuç en fazla kaçtır diyor. Burası çok önemli, en fazla dediği yer arkadaşlar. Şimdi farkı diyor. O zaman şöyle biri x biri de Y olursa farkı bu demektir. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar en fazla olmasını istiyorsam şurası pozitif olsa y negatif olsa başında da eksi var. Burası artı olur ve en büyük sayı değerini alır. Doğru mu? Çünkü pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür arkadaşlar. O yüzden de şuranın, şurayı pozitif alsam diyorum. Y'yi de negatif alsam. Başında da eksisi var farkı diyordu ya x ile eksinin çarpımı artıya dönüştüğü için burası pozitif bir sayı olur ve sayım daha büyük olmuş olur. E buna göre bir bakayım o zaman. Diyeyim ki x artı olsun yani ilk sıcaklık pozitif bir değer olsun. Pozitiflere bakıyorum bakın 4 var. Şöyle bakayım 5 var 5 daha büyük. 1 var. Şurada 6 var gördünüz mü? En fazla 6 mı 4 mü 5 mi arkadaşlar? Bir de 1 var 1 mi? Tabii ki de 6'dır. O zaman ben buraya x'i 6 alıyorum. Eksi diyelim de negatiflerden en küçük negatif alayım ki o pozitif olunca da en büyük değeri olmuş olsun. Eksi 8 var. Eksi 3 var. Eksi 13 var. Eksi 15 var. Eksi 10 var. Eksi 7 var. Bunlardan hangisi daha küçük pozitif olduğunda da daha büyük olacaktır? Eksi 15 doğru mu arkadaşlar? Çünkü Eksi 15 pozitif şu başındaki eksi ile artı olduğunda daha büyük bir sayı elde etmiş olacağım. Şu şekilde olacak. 6 ile 15'i toplamı olacak arkadaşlar. O da ne oluyor topladığımda? 21 oluyor. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim o zaman 15. sorumuza. Evet, dikdörtgen biçimindeki bir kağıt her defasında belirtilen kenarların ortasından olacak şekilde. Aşağıdaki gibi 3 kez kesiliyor ve her kesimden sonra da parçalardan biri atılıyor. En son kalan kağıdın bir yüzünün alanı 3x-2 cm²'dir. Buna göre başlangıçta verilen kağıdın bir yüzünün alanı kare cinsinden... Arkadaşlar veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi öncelikle şunun alanının ne olduğunu biliyorum. Neymiş? 3x eksi 2 imiş. Bakın büyük bu. Her defasında ortadan ikiye ayrılıyor. Şu şekilde kalan parça atılıyor. Şu kalıyor. Bunun alanı da 3x eksi 2 imiş. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Başlangıçta yani şu büyük olanın alanını soruyor. Doğru mu? Evet şimdi izleyin. Ben bunun alanına A dersem şurada ne görüyorum? 2 tane A görüyorum. Yani şu parça arkadaşlar şöyle göstereyim bu parça. Aslında bu parça değil mi? E, o 2A ise burası da 2A değil mi? E, şunlar eşit ortadan ikiye bölünüyordu. O zaman burası da 2A. Bunların toplamı ne arkadaşlar? 4A. Bu parça hangi parça? Şu parça. Burası da 4A. O zaman burası da ne? Eşit olduğu için burası da 4a. E bunun tamamı ne arkadaşlar? 8a. Peki a'nın ben 3x 2 olduğunu biliyor muyum? Evet. E aradığım şey ne? 8a. O zaman 8 çarpı a yerine 3x eksi 2 yazabilirim. Buradan da arkadaşlar parantezi açtığımda 8 kere 3, 24 x 8 kere x i 2 x i 16 oluyor ve cevap 5 oluyor tamam mı evet bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar gelelim 16. sorumuza Savi arkadaşlar sol kefeleri demek istemiş Evet sağ ve sol kefelerinde bazı cisimler bulunan eşit kollu teraziler aşağıdaki gibi dengededir. Buna göre A cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın Bunlar dengede ise yani şöyle dengede ise bu A dediğim şey aslında birinciye bakıyorum. 2 kilogram ile B'nin toplamına eşit. Doğru mu? Peki şurada da bunlar eşitse arkadaşlar B dediğim şeyin de ben 2 2 daha 4 kilogram olduğunu biliyorum. A'yı soruyor bana. O zaman B'nin 4 olduğunu biliyorsam A'da 2 artı B'ydi. Yani A 2 artı 4. O da nedir? 6'dır diyoruz A'ya. Nerede arkadaşlar? Cevap D şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Peki. Gelelim 17. sorumuza. Aşağıda bir dondurucunun kumandası verilmiştir. Kumanda şu tuşa basıldığında arkadaşlar sıcaklık 1 santigrat derece artmakta. Şu diğer tuşa basıldığında ise aşağıya ok gösteriyor. 1 derece azalmaktadır. Dondurucunun sıcaklığı kumanda göstergesindeki derdiyken bu iki tuşa en az birer kez olmak üzere toplamda 4 kez basılıyor. Buna göre kumanda göstergesindeki değer Santigrat derece cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar hiç basılmayan tuş yok. En az bir kere basılıyor. Ve toplamında da dört kez basılıyormuş. Yani şöyle diyelim o zaman. Ee, arkadaşlar şu artı biri gösteriyor. Bir derece artırıyor. Şu ise arkadaşlar eksi biri gösteriyor. 1 derece düşürüyor. Şimdi toplamında 4 kez basılıyor ise yani diyelim ki mesela buna 1 kez basılsın. Şuna 3 kez basılsın. Toplamında 4 kez olur. Doğru mu? Ya da buna 2 kez basılsın. Buna da 2 kez basılsın. Yine toplamında 4 kez oluyor. Ya da arkadaşlar buna 3 basılsın. Buna da 1 kere basılsın. Yine toplamında 4 kez oluyor. Tamam Hiç basılmamada olmadığı için 0'ı almadık. O yüzden bu ihtimalleri şimdi deneyeceğim. Ne yapayım? Şimdi bana diyor ki bu, buna göre kumanda göstergesindeki değer santigrat derece cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şu kumanda da şu an bu görünüyor. Eksi 7. Evet. Bir kere şu artı bir tuşuna basıyorum. Artı bir. Ve arkadaşlar 3 kere de eksi 1'e basıyorum. Doğru mu? Evet. Burada bu işlemin sonucu ne olur? Hemen yukarısına yazayım. Yani eksi 7 1 çarpı artı 1'den artı 1 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. O da eksi 7 eksi 3 daha eksi 10 artı 1'den eksi 9 olur arkadaşlar. Eksi 9 var mı? Var D şıkkı. Bana olamayanı sorduğu için D'yi eledim. Şimdi de arkadaşlar diğer ifadeye bakalım. Yani şu an eksi 7'yi gösteriyor değerimiz. Ve bir kere arkadaşlar iki kere pardon iki kez artı bir tuşuna basılıyor. 2 çarpı artı bir diyelim. Ve arkadaşlar iki kere de eksi bir tuşuna basılıyor. 2 çarpı eksi bir diyelim. Bu ifade de şu demek değil midir? Eksi 7 artı 2. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Artıyla eksi 2 sıfırlar. Burası ne olur? Eksi 7 olur. Yani tekrar eksi 7'yi de gösterebilir. Şıklarda var mı? Var. C şıkkı. Eledim. Diğerine bakalım arkadaşlar. Burada da gösterge eksi 7'yi gösteriyordu. Artı 3 kez artı 1 tuşuna basıldı. Ve arkadaşlar bir kez de eksi 1 tuşuna basıldı. Doğru mu? Burayı düzenleyelim. Eksi 7. 3 ile artı 1'in çarpımı artı 3. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. Eksileri topla. Eksi 7, eksi 1 daha eksi 8. Artı 3 ile topla. Eksi 5 olur arkadaşlar. Var mı şıklarda? Var. Bu da olabilir. Demek ki olamayan A şıkkıdır diyoruz. Çünkü bütün ihtimalleri denemiş oldum ben. Evet. Gidelim 18. soruya. Emre boyunu küp biçimindeki özdeş 3 blokla aşağıdaki gibi iki farklı şekilde ölçüyor. Emre şekil 1'deki gibi 3 bloğu üst üste koyduğunda oluşan uzunluğun boyundan 25 cm daha kısa olduğunu görüyor. Şekil 2'deki gibi bloklardan birinin üzerine çıktığında ise kalan iki bloktan 95 cm daha uzun olduğunu görüyor. Buna göre Emre'nin boyu kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi Emre'nin boyuna E diyelim. Olur mu? E olsun ve şu e, küp şeklindeki bloklardan bir kenarına da şöyle x diyelim. Şu da x, şunun tamamı da x olur. O zaman burada şu birinci şekilde Emre'nin boyuna ben ne diyebilirim? Emre'nin boyu bakın şöyle şöyle göstereyim. Şöyle 3x oluyor. Doğru mu? 3x'ten Emre'nin boyu ama şurası. Şurada 25 santim kalmış. Emre'nin boyu 3x eksi 25'tir deriz. Doğru mu? Tam 3x olamamış. 25 santim daha kısaymış birinci şekilde. İkinci şekle bakalım. Bakın şurası şu hiza. Gördüğünüz gibi şurasının da x olduğunu görebiliyoruz. Şurada bir kenar x olduğu için. Burada da Emre'nin boyu arkadaşlar x artı 95 gördünüz mü? x artı 95 diyoruz. Peki iki durumda da emrenin boyunu bulduk. Demek ki bu ifadeler birbirine eşit. Emrenin boyu değişmiyor. Yani 3x eksi 25 ile x artı 95 birbirine eşittir. Burada bilinmeyenler sol tarafta olsun. Bilinenler de sağ tarafta olsun. 3x'in yanına x eksi x olarak geçer. 95'in yanına eksi 25 de artı 25 olarak geçer. Buradan 3 xten x çıktı. 2x eşittir. 95, 25 daha. 90, 100, 110, 120. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 60 olduğunu buluyorum. x 60. Bana sorduğu şey Emre'nin boyu. İster şurada yerine yaz, ister şurada yerine yaz. Fark etmez. Ben şimdi x 60 buldum. Emrenin boyu x artı 95'ti. E 60 sa 60 artı 95 nedir arkadaşlar? 155'tir diyoruz. Buradan da cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet şimdi gelelim 19. sorumuza. Şöyle bir bahçenin daire şeklindeki zemininin bir kısmı aşağıdaki gibi kısa kenar uzunluğu 1 metre olan dikdörtgen biçimindeki taşlarla kaplanmıştır. Bu taşlar aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmiş olup kalan 12 metre karelik alana ise çim ekilmiştir. Şu yeşille gördüğünüz yeri arkadaşlar çim ekilmiş ve bu yeşille görünen alanın toplamı da 12 metre kareymiş. Bu bahçenin zemininin alanı 30 metrekare olduğuna göre yani bu bahçe daire şeklindeydi arkadaşlar hepsi 30 metrekare olduğuna göre kullanılan taşlardan birinin uzunluğuna e, uzun kenar uzunluğunu x metre cinsinden veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarı bana vermişti bir metre olarak bana uzun kenarı x olarak alıyor ve denklemini bul diyor şıklarda da gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. E, şöyle değil midir? Bu dairenin alanı Bakın bu dairenin alanından gitmiş yani 30'dan gitmiş. Dairenin alanı şu taş blokların toplamıyla yeşil alanların toplamı. Doğru mu? Peki o zaman arkadaşlar şöyle desek olur mu? Bakın şöyle bir şöyle bir şu kenar uzunluğu 3 metre. Şöyle A şöyle A şöyle A şu kenar uzunluğu da 3A metre. Doğru mu? O zaman arkadaşlar tamamı 30 sa 30 dediğim şey eşittir. 12 yeşil alandı. 12 metre kare artı şu dikdörtgenin alanında nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarı 3 metre uzun kenarı da 3 A metre çıktı. Gördünüz mü? Bu da nedir? 30 eşittir. 12 artı 9 A değil ya orası X pardon X olarak vermişti ya ben sonradan bilinmeyen A diye öyle yaptım. Sorun değil bilinmeyenin yerine X yazacağım şimdi şık. Çünkü soru bana öyle demiş şıklarda da X olarak istiyor. Peki oluşturduğum denklem bu. Bu denklemi bana veren ifade hangisi? Gördüğünüz gibi C şıkkı arkadaşlar. 30 eşittir 12 artı 9 X ya da 9 X artı 12 30'a eşitmiş aynı şey. Tamam mı? Peki şimdi gelelim 20. ve son sorumuza. Aşağıdaki düzenekte cebirsel ifadeler yazan 3 kutu ve her bir kutunun altındaysa kendisiyle aynı renkte birer tuş bulunmaktadır. Tuşlardan herhangi birine bir kez basıldığında aynı renkteki kutuda yazan cebirsel ifadenin değeri tuşta yazan ifade kadar artmaktadır. Bu şekilde her kutudan elde edilen cebirsel ifadelerin toplamı ise sonuç kısmında yazmaktadır. Düzenek görseldeki durumdayken tuşlardan yeşile ve maviye ikişer kez, turuncuya ise birer kez basılıyor. Buna göre son durumda sonuç kısmında yazan cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şunlar kutu şunlar tuş tamam mı? Peki ne diyordu bana? Ee, yeşile ve maviye ikişer kez basılıyor. Şunlara iki maviye iki turuncuya da birer bir kez basılıyor. Peki ee, şöyle diyelim o zaman. Şuna iki kez basılıyorsa yeşile bir tanesi eksi x. İki kez basılınca eksi 2x. Nereye çözsek arkadaşlar biz bunu şuraya diyelim. Eksi 2x olur. 2 çarpı eksi x'ten eksi 2x. Yani şurası yeşil kısım 5x artı 1'e eksi 2x ekliyormuşum. Burası ne olur arkadaşlar? 5x'ten 2x çıkarsa 3x artı 1 olur. Bu bir dursun. Şimdi turuncuya da bir kere basılıyormuş. Bu da ne demektir turuncuda? Şuraya yapalım. 2 eksi x'e 3 ekleniyor bir kere. O da ne demektir? 5 eksi x demektir. Bu da bir dursun. Mavi de iki kez basılıyormuş. Yani arkadaşlar 2 2x, çarpı 2 x'ten burası da 4 x'tir. Eksi 2 x'e şöyle yazalım. 4 x ekleniyormuş buraya da. Bu da ne olur? Şöyle baktığımda 2 x olur. Doğru mu? Bana sonucun toplamını soruyor. Hani hepsini toplamamı istiyor. Yani şurada ne buldum? Yeşilde 3x artı 1 buldum. Turuncuda ne buldum? 5 eksi x buldum. Ve mavide ne buldum arkadaşlar? 2x buldum. Evet şimdi bu düzenleyeyim. 3x 2x daha 5x eksi x daha 4 x 1 5 daha 6 yani burası sonuca 4 x 4 x artı 6 yazılıyormuş cevap şıkkı diyoruz Evet arkadaşlar videom burada sona eriyor kendinize iyi bakın hoşçakalın